Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizler için Oppo Reno'nun kameralarına göz atıyoruz. Oppo'nun Reno'nun kamerası ile ilgili merak ettiğiniz her şey bu videoda. Hep beraber izleyelim. Geçtiğimiz aylarda başlattığımız kamerası nasıl serileri devam ediyor. Biliyorsunuz daha önce birçok farklı markanın da cep telefonunun kameralarını hem ön hem arka kameralarına göz atmıştık. Onlarla ilgili diğer videoları izlemek istiyorsanız bir de şimdi yukarıdan ben size çıkaracağım. Oradaki toplam bir linkimizi göreceksiniz. O linkten bütün videolarımızı görür ve izleyebilirsiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda biz Oppo Reno'yu kutusundan çıkarmıştık. Çok güzel bir telefondu. Oppo geçtiğimiz aylarda yine Türkiye'de faaliyetlerine başlayan bir Çin merkezli cep telefonu markası. Çok farklı da ürünleri var. Bu arada son çeyrekte Apple'ı da geçip dünyada en çok telefon satan markalar listesinde 3. sıraya oturduğunu da belirtelim. 1. Samsung, 2. Huawei, 3. de Oppo olmuş durumda. Tabii bu durum değişebilir. O ayrı bir konu. Oppo Reno'ya dönecek olursak biliyorsunuz son dönemde cep telefonlarında çerçevesiz bir tasarım ön plana çıkmaya başladı. Tabii çerçevesiz tasarım yapmak için mecburen ön kamerayı bir şekilde bir yerlere gizlemek gerekiyor. Oppo'nun bulduğu çözümlerden bir tanesi ki farklı markaların da benzer çözümleri var bu arada. Üst yan yüze kamerayı yerleştirmek olmuş. Üst yan yüzde marka bu teknolojiye köpek balığı yüzgeci adını vermiş. Böyle komple üst kısım yukarı doğru kalkıyor. Üçgen şeklinde kalkan bir yapı var. Bu kamerayı açtığınız zaman ön kamerayı görmüş oluyorsunuz. Aynı zamanda bu ön kameranın arka tarafında bir de LED lamba bulunuyor. Bu yüzden bu tip kamerası gizlenilen pop-up dediğimiz daha doğrusu İngilizce'de cep telefonlarında arkada da bir kamera bulunuyor. Bu arada bu kameraları gizlemek için farklı bir yöntem daha var. O da hem ön hem arka kamera olabilen telefonlar. Bunlar sayısı çok fazla değil ama mesela bir Samsung Galaxy A80 var. Onu da geçtiğimiz günlerde yine incelemiştik YouTube kanalımızda. Onun videosunu da merak ediyorsunuz. Yine yukarı taraftan çıkaracağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Reno'nun kamera özelliklerine bakacak olursak ana kameramız 48 megapiksellik Sony'nin çok meşhur IMX586 sensörü kullanılmış burada. İkili bir kamera sistemimiz var. Birinci kameramız Sony IMX586. Biliyorsunuz bu sensör aslında 12 megapiksellik çözünürlük sunuyor. Fakat Sony'nin Quad Bayer adını verdiği bir teknolojiyle bu 12 megapiksel 4 ile çarpılıp sensör boyutunda yapılan bir işlem bu arada. 48 megapiksellik sonuç elde ediliyor. Siz normalde çekim yaparken cep telefonunu aslında 12 megapiksel çekiyorsunuz. Zaten kamera tarafında ayarlara girdiğiniz zaman burada 48 megapiksel seçmeniz gerekiyor. Yani çeşitli ayarları var burada menüden. Ona girdiğiniz zaman özel olarak 48 megapiksel seçmeniz gerekiyor. Seçmediğiniz takdirde telefon 12 megapiksel çözüm yaptığını belirtmiş olalım. Sony'nin bu IMX586 sensörü f1.7 diyafram açıklığına sahip ve 26 mm odak uzaklığıyla geliyor. 1/2 inçlik bir sensör bu. 0.8 mm'de sensör boyutunun olduğunu söyleyelim. İkinci kameramız ise 5 megapiksel çözünürlük sunuyor. F2.4 diyafram açıklığımız mevcut. Bu kameranın da görevi alan derinliği için bir yardımcı olmak. Bunun dışında başka bir kamera bulunmuyor. Az önce de bahsettiğim gibi ön kamerayı açtığımızda şöyle göstereyim sizlere ekranda da. Ön kamerayı açtığımızda şöyle getireyim ön tarafa doğru. Şu anda muhtemelen görüyorsunuz. Şu ön kameranın arkasında bir LED lambamız bulunuyor. Bu eğer açarsanız ana kamerada LED lambayı açtığınız zaman buradan açmak zorunda kalıyor sistem. Aktif hale getirdiğinizde aslında ön kamera açık olmasa bile bu ön kamera açıp LED ışığını getiriyor. Bu arada önde de bir LED lambamız var. Çok anlaşılmıyor. Hatta teknik speklerin çoğunu da ben görememiştim ama çekimler sırasında yaptığımız denemelerde önde de bir LED kamerası olduğunu fark ettik. İsterseniz çekimlerinizde onu da kullanabilirsiniz. Gerek videoda gerekse fotoğrafta. Yani bu
tasarımın şu uç kısım, yani yukarı çıkan kamera tasarımında hem önde hem arkada birer LED lambamız mevcut. Ana kameramız 4K 30 FPS'ye kadar video kayıt yapabiliyor. 1080p'de 60 FPS kayıt yaptığını da belirtmiş olalım. Ön taraftaki kameramız ise motorize bir sistemimiz var. Pop-up dedik. Bu pop-up kameramız 16 megapiksel çözünürlük sunuyor. F2.0 diyafram açıklığımız var ve 26 mm'de odak uzaklığımızın olduğunu söyleyeyim. Yani ön ve arka kameraların, ana kameralardan bahsediyorum. Odak uzaklıkları aynı. Bu ön kamerada 1080p'de 30 fps video kayıt yapabiliyor. Şimdi tabii biz çeşitli senaryolar dahilinde hem ön kamerayı hem arka kamerayı kullandık. Ön kameranın açılma hızı nasıl diye soracak olsanız yaklaşık 1 saniye sürüyor. Şimdi mesela şöyle tutayım ben. Şuradan kapatalım şimdi. Kapattık. Şu an kapandı. Açıyorum. 1001. Evet, 1 saniye falan sürüyor yaklaşık olarak. Tam yani %100 değil belki ama yaklaşık 1 saniye falan sürüyor açılması. Peki merak ettiğiniz bir şey vardır muhtemelen. Telefon düştüğü zaman bu kamera ne oluyor? Biliyorsunuz bu tip telefonlarda, pop-up kameralar olan telefonlarda bir sensör yer alıyor. Bu sensör telefonun düştüğünü anladığı andan itibaren kamerayı kapatıyor. Şimdi deneyelim. Mesela kapandı. Şu anda ekranda da bir şey yazıyor. Telefonunuz düştüğü algılandı. Ben okuyayım buradan. Hasar önlemek için kamera içeri çekerek tepki verdi. Kamera tekrar etkinleştirilsin mi? Çık dedi, etkinleştir diyorsun. Etkinleştir dediği zaman tekrar açılmış oluyor. Yani aklınıza bir soru gelmesin. Ya bu elimden telefon düştü. Bu kamera vurdu yere, bir şey olur mu? O düşene kadar kapatıyor zaten. Böyle bir güvenlik önlemi var. Benzerlerinde var olan bir teknoloji. Renault ailesi temelde 3 farklı modelden oluşuyor aslında. Bir tanesi Renault. Şu anda elimizde olan modelimiz Renault. Bu arada kutusundan da bir kılıf çıkıyor. Hem kameranın dış kısmı korumak için hem de kamera tarafı da açık bu arada. Hani o kameranın açılmasına engel olmayan bir kılıfımız mevcut. Hem de güzel bir koruma sağlıyor. Fakat sert bir kılıf, biraz kalın bir kılıf. Telefonun inceliği çok da ince değil belki ama birazcık o zarafetini zedelediğini söyleyeyim. Bu arada dış tarafı da bize gönderilecek petrol yeşili. Çok güzel bir renk olduğunu da belirtmiş olalım. Şimdi ailenin dedik 3 farklı modeli var. Renault bu bizdeki modeli. Bir Renault Z var. O biraz daha düşük modeli. Bir de bunun Renault Zoom adı verilen 3. bir modeli daha var. O model 10x hibrit zoom yapabiliyor. Bu da yapıyor. Yani dijital zoom yapıyor tabii ki. Şimdi video şeyi kamera tarafında bunun detaylarını size söyleyeceğim. Ama tabii onun kadar başarılı olmadığını söyleyeyim. Şimdi hep beraber Renault'un bir kamera menüsüne bakalım. Alışılagelmişin dışında bir kamera menüsü bizi karşılıyor. İlk açıldığında bir fotoğraf menüsü geliyor bize. Onun hemen solunda video. Onun hemen yanında portre var. Diğer çekim modlarını sol köşede, alt köşede bulunan bir böyle üç çizginin olduğu bir yer var. Buraya tıkladığınız zaman görebiliyorsunuz. Burada gece, panorama, uzman, zaman atlaması ve ağır çekim modlarını görebiliyorsunuz. Anlaşıldığı üzere ana kameramızda gece modumuz mevcut. Bu da önemli. Neden önemli biliyorsunuz. Bu seviyedeki telefonlarda gece modu olmazsa sonuçlar çamur gibi olabiliyor. Burada bir gece modu var. Uzun pozlama yapıyor ve sonuçlar da gayet başarılı. Hatta bence biraz manipülasyon yaptığını da söyleyebilirim. Ama sonuçların çok başarılı olduğunu söyleyeyim. Öte yandan dediğim gibi 4K çekimimiz var. Titreşim engelleme var mı? Bu üründe titreşim engelleme bulunmuyor optik ya da dijital ama gyro sensörünü kullanan bir titreşim engelleme özelliği var. Çok başarılı değil ama hani günü kurtarmak adına işimize yaradığını söyleyeyim ama normalde böyle açıp kapatabileceğiniz bir fonksiyon, bir menüsü değil. Bu arada çekim modlarında söylemiştim. Şimdi bu fotoğraf çekim moduna girdiğimizde, ayarlara girdiğimizde burada fotoğraf oranı diye bir şey geliyor ana menüden. Burada 4'e 3, 1'e 1 tam ekran ve 4'e 3 48 megapiksel olmak üzere 4 farklı çekim modu var. 4'e 3'te bırakırsanız ki standart olarak orada geliyor her zaman açtığınızda 48 megapiksel çekemiyorsunuz tabii. 48 megapiksel çekmek için benzerlerinde olduğu gibi bu özelliği aktif hale getirmeniz gerekiyor. Peki 48 megapiksel sonuçları nasıl? Çok kötü değil tabii ki ama yani interpolasyon yapmak kadar kötü değil. Biliyorsunuz interpolasyon dijital olarak çözünürlüğü arttırmak Photoshop'ta veya benzer uygulamalarda. Buradaki Sony'nin bulduğu çözüm birazcık sensör boyutunda çözünürlüğü arttırıyor. Ama yine de gerçek 48 megapiksel gibi değil tabii ki. Fakat günü kurtarmak açısından da yeterli olduğunu söyleyeyim ki genelde yani bu sensörü kullanan bütün telefonlar 3 aşağı 5 yukarı benzer sonuçlar, benzer kaliteler verdiğini söyleyeyim. Ana kameranın ben çekim modlarını beğendim. Yeterli. Yani çok seçenek yok belki ama birçok şeyi buradan yapabiliyorsunuz. HDR desteği var. İşte burada otomatik açık ya da kapalı kullanabiliyorsunuz HDR'yi. Pırıltı rengini aç diye bir özellik var. Renkleri bir parça daha böyle parıltılı hale getiriyor. Bir de böyle bir efekt verebildiğiniz. Burada yani efekte yalnız R1, R2, R3, R5
10'a kadar bir sayı verilmiş. Her bir efekte girdiğinizde o efektin sonuçlarını ekranda gerçek zamanlı görebiliyorsunuz. Böyle bir menümüz daha var. İşte LED lambayı açıp kapatabiliyoruz. Yüz güzelleştirme opsiyonlarımız mevcut. Şimdi arka kamerada da yüz güzelleştirme var ama o sadece pürüzsüzlüğe gidiyor. Eğer ön kameraya çevirirseniz portre moduna aldığınızda birçok yüz güzelleştirme özelliği geliyor. İşte pürüzsüzleştir, daha ince yüz, daha küçük yüz, çenenizi değiştirebiliyorsunuz, daha büyük göz yapabiliyorsunuz, daha küçük burun yapabiliyorsunuz, işte rötuş yapabiliyorsunuz ve 3D gibi çeşitli seçenekler karşınıza çıkmış oluyor. Yani ön kamerada bir tık daha iyi sonuçlar veriyor bu yüz güzelleştirme özelliği ama dediğim gibi ekstra ön kamerayı açmanız gerekiyor bunu yapabilmeniz için. Bunun dışında ön tarafa biraz bakalım. Ön tarafta bir video modumuz mevcut, fotoğraf modumuz var, portre modumuz var. Arka planı dijital olarak işte flulaştıran bir fonksiyon bu. Bunun dışında panorama ve zaman atlaması var. Burada çok fazla seçenek yok. Çekim modları biraz daha az tutulmuş burada. Yine bu ana kamerada da kullanabildiğimiz bu efektleri burada da kullanabiliyorsunuz. Yine 10 tane seçeneğimiz var. R1, R2, R3, R10 diye. Bu az önce söylediğim gibi flaşı açıp kapatma özelliği burada da mevcut. Burada da flaşı açıp kapatabiliyorsunuz. Yani ön tarafta da bir flaşımız mevcut. Yani genel olarak hem ön kameranın hem de arka kameranın kalitesi benden olumlu puan aldı. Çünkü sunduğu özelliklere baktığımızda ve hani Oppo'nun yeni bir marka olduğunu düşündüğümüzde oldukça kaliteli bir kamera arayüzü ve kaliteli bir sonuç aldığımızı söyleyeyim. Zaten kullandığı sensör de iyi bir sensör. Sony'nin IMX586 sensörü çok bilinen bir sensör. Gayet başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Video tarafında görüntü kalitesini ben beğendim. Hem ön hem arka kamerası yeterli çözünürlük sunuyor. 4K çekiyor olması da bence önemli bir avantaj. Telefonda normalde IMX586 sensöründe olmayan bir özellik daha var. 2x zoom gidebiliyorsunuz. Yani bu optik mi dijital mi anlaşılmıyor ama optik zaten yapamazsınız burada. Çünkü böyle bir özellik, böyle bir kamera modülü yok. Ama Oppo böyle bir özellik koymuş. İşte 1x yazıyor. Bastığınız zaman 2x oluyor. Fotoğrafta falan kullanabiliyorsunuz bunu. Videoda da kullanıyorsunuz ama videoda Full HD modunda bu özelliği kullanabiliyorsunuz. Ve fotoğrafta da 48 megapiksel seçerseniz bu zoom girme özelliği kullanılmıyor. Muhtemelen sensör seviyesinde yapılan bir numara var burada. Optik değil ama hani dijital kadar da kötü değil. Videoda da 10x'e kadar dijital zoom yapabiliyorsunuz. Tabii sonuçlar haliyle dijital olduğu için çok çok iyi olmayabiliyor. Öte yandan video modunda da hem 1x hem 2x hem de işte 10x'e kadar dijital zoom'u kullanabiliyorsunuz. Burada 2x ve işte 10x özelliğimiz mevcut. Ama bunu hani dediğim gibi nasıl yapıyor bu birazcık muallakta kaldı bende. Çünkü normalde bu sensörün bu tarz bir özelliği bulunmuyor. Şimdi gelin hem fotoğraf hem ön ve arka kameranın video örneklerini bir izleyelim. Daha sonra telefonla ilgili yorumlarımızı yapıp videomuzu kapatacağız. Bu videoyu Oppo Reno'nun ön kamerasını kullanarak çekiyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık etrafta çekmiş olayım. Arka plan fena değil. Ön planda da detaylar oldukça net. Kameranın kendi mikrofonunu kullanarak ses kaydını yapıyoruz. Oppo Reno'nun ön kamerası da işte bu şekilde kayıt yapabiliyor. Ki 1080p 30 fps kayıt yaptığında belirtmiş olayım.
Herkese merhaba sevgili teknolojik takipçileri. Bu videoyu Oppo Reno'nun ana kamerasını kullanarak kaydediyorum. Şu anda güneşli ve açık bir İstanbul'da öğleden sonrasındayız. Ses kaydı da yine cihazın üzerindeki kendi mikrofonu şeklinde yapılıyor. Ürünün ana kamerasının, yani arka kamerasının 4K 30 fps video kayıt edebildiğini belirtmiş olalım. İşte Oppo Reno ana kamerasının video kalitesi bu şekilde. Evet, video ve fotoğraf örneklerini siz de gördünüz. Ayrıca bu videoda kullandığımız ve daha önce yaptığımız bütün incelemelerde olduğu gibi yüksek çözünürlüklü fotoğrafları açıklama kısmındaki link bölümünde sizlerle paylaşacağız. Oradan da daha yüksek çözünürlüklü ve farklı fotoğrafları da yine teknolojioku.com üzerinde görüp izleyebilirsiniz. Oppo Reno'nun kameralarını gerçekten beğendiğimi söyleyebilirim. Sunduğu özellikler temel seviyede olsa da birçok anlamda, yani ihtiyacımız olabilecek her şeyi derli toplu bir şekilde bir sunan bir arayüz bizi karşılamış oluyor. Çok da zorluk çekmiyorsunuz. Yani daha önce farklı telefonlar kullanmış olsanız bile Oppo Reno'yu kullandığınızda ya nasıl bir kamera menüsü falan filan demiyorsunuz. Hızlı bir şekilde kullanmaya başladığınızı söyleyeyim. Beğenmediğimiz tarafı ne? Bugünlerde bunu çok söylüyoruz ne yazık ki ama fiyat. Biz bu testi yaptığımız Ağustos ayının işte 23'ü bugün, 23 Ağustos'ta yaptık. Bir iki gün içinde muhtemelen incelememiz, testimiz yayına girecek. Bu tarihte yaptığımız testte telefonun fiyatı 5250 lira TL civarındaydı. Yani biraz yüksek, biraz aşağısına da bulabilirsiniz. Böyle özellikleri olan bir telefon için birazcık yüksek bir rakam ama vergiler, şunlar, bunlar derken artık yeni rakamlar. Ne yazık ki bu şekilde oldu. %50 ÖTV'nin olduğu bir ülkede yaşıyoruz. O yüzden telefon fiyatları özellikle belli bir rakamın üzerindeyse 1500-2000'lerin üzerinde çıktıkça katlanarak artmaya başladı. O bakımdan fiyatının biraz pahalı olduğunu söyleyebilirim. Markanın farklı modelleri de var. Daha ucuz fiyatta, daha uygun fiyatta ama tabii ki doğal olarak özellikleri daha da az olan. Onlara da yönelebilirsiniz. Ama bu model üzerinde konuşacak olursak fiyatının biraz daha düşmesi lazım ki makul bir noktada olabilsin. Çünkü bu fiyat skalasında çok daha iyi kameraları olan cep telefonları olduğunu da söylemek isterim. Bir kamera inceleme videosunun daha sonuna geldik. Oppo Reno'nun kameralarıyla ilgili merak ettiğiniz ya da şu konudan bahsetmediğiniz şöyle bir özelliği var mı, şunun şöyle bir şey yapılabiliyor mu diye soracağınız bir şey varsa videonun altındaki yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. YouTube kanalımıza abone olmayı, bizleri Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayın. Farklı bir incelemede karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.